Herkese merhabalar. LGS hazırlığında sıfırdan 8 e hazırlık programımızda en güzel dersimiz Türkçe ile Filmsi ile devam ediyoruz fiil var, isim var. Bu ise fiilimsi. İkisinin karışımı olacak. Çok lezzetli, çok kolay bir konu. Hemen diğer sayfamıza güzel bir şekilde geçelim. Sonrasında sözcükte anlam konumuz var. Bu da çok kolay bir konu ve en az iki soru geliyor LGS'de. Cümle nögelerinden en az bir soru bekliyoruz. Fiilimsi başlığımızı atıyoruz, başlıyoruz. Zaten sizin kitabınızda bu sayfa var, görüyorsunuz. Ben size hem kitaptan örnekler vereceğim hem de normal konuyu anlatacağım. Herkes kitabını açsın. O zaman intromuz giriyor ve fiilimsiler konusuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar filmsel alakalı öncelikle şunu bilmemiz lazım. Demiş ki gelecek yıl kitap satışa çıkacak sinemaya bizimle birlikte gelecek demiş. Şimdi buradaki gelecek kelimesi de gelecek diye yazılıyor. Buradaki gelecek kelimesi de gelecek diye yazılıyor. Fakat birinin altına fiilimsi demişiz. Diğerinin altına ise fiil demişiz. Yani gelmeli geliyor fiil demişiz. Şimdi bakın bu kelime ile bu kelime arasındaki en büyük fark ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bir fiil bakın burada bir daha yuvarlak şen alıyorum. Bu ise fiilimsi. Peki hocam biz bu nasıl anlayacağız? İkisi aynı yazılıyor. İkisinin neredeyse anlamı aynı gibi. Aralarında bir fark olması lazım değil mi? Hemen boy sayfamıza geri dönelim. Şimdi boy sayfamıza gidelim. Boy sayfamıza gittiğimizde şunu görüyoruz arkadaşlar. Türkçe'de, esasında Türkçe değil de normal hayatta biliyorsunuz... ...şöyle trenin vagonları var biliyorsunuz. Trenin vagonları var. Bir de trenin lokomotif var. Hatta bunun şarkısı da var. Loko, lokomotif diye. Şimdi bu lokomotifimizi yaptık böyle güzel bir şekilde. Bunlar vagonlarımız. Tamam her şey çok güzel gidiyor. Şimdi size soruyorum arkadaşlar... Eğer bu lokomotif olmasaydı, yani şu lokomotifi siliyorum. Bu tren gider miydi? Gitmezdi. Şimdi lokomotif olmayınca bu vagonlar hareket edemiyor. Bir numaralı vagon, iki numaralı vagon, üç numaralı vagon, dört numaralı vagon. Şimdi koyduğumuz lokomotif sayesinde ilerliyor öyle değil mi? Hocam biz bebek miyiz? Bize ne anlatıyoruz diyebilirsiniz. Arkadaşlar aynı trenin vagonları gibi, trenin lokomotifi gibi. Türkçe'de de cümlenin içerisinde kelimeler adeta bir tren gibi diziliyor. Mesela şöyle düşünelim. Ee, Ali diyelim tamam mı? Yarın Yarın. Ee, kardeşini. Böyle bir cümle olur mu arkadaşlar? Ali Yarın kardeşin diye bir cümle olur mu? Olmaz. Niye? Bakın Ali diye bir vagon var. Yani kelime var. Yarın diye bir kelime var. Kardeşin diye bir kelime var. Ama bu cümlede bir şey eksik. Ne eksik? Yüklem eksik. Yani bu cümlede lokomotif eksik. Şimdi ben yüklemi farklı bir renkle yazmak istiyorum. Mesela yüklemi şöyle kırmızı ile yazayım. Ali Yarın kardeşini gezdirecek dediğimizde şöyle yapalım. Ee, bir dakika gezdirecek dediğimizde evet bazen teknolojiye ayak uyduramayabiliyorum. Gezdirecek dediğimizde bakın aynı lokomotifi de farklı renk yapalım ki anlaşılsın arasındaki farklar. Gezdirecek kelimesi olmayınca bu cümle olmuyor. Aynı şekilde lokomotif olmayınca tren olmuyor. Bu yüklem ne kadar önemliyse bu lokomotif de o kadar önemli. Lokomotif olmadan tren gitmez, yüklem olmadan da vagonlar yani diğer kelimeler gitmez. Peki hocam ne anlatıyorsunuz bize? Biz neredeyiz? Siz neredesiniz? Biz makinist mi olacağız? Hayır arkadaşlar. Şimdi siz cümledeki en önemli kelime yüklemi bulmanız gerekiyor. Bu hem cümlenin ögeleri açısından önemli hem de ileride göreceğimiz birçok konu açısından önemli. Şimdi yüklemi bulduk. Yüklemi bulduktan sonra fiilimsi bulmak için geriye kalan kelimelerden, geriye kalan kelimelerden ma m ile olumsuz yapılabilenlere bakacaksınız. Bakın ma veyahut da m ile olumsuz yapılabilenlere bakacaksınız. Ali olumsuz yapılamıyor. Yarın, yarmayın anlamsız, olmuyor. Kardeşini, karmedeşini olmuyor. Tamam. Şimdi gezdirecek kelimesi gezdirecek, gezdirmeyecek diyebiliyoruz ama bu zaten yüklem. Bu zaten yüklem olduğu için, bu cümlenin sonunda lokomotif görevinde olduğu için buna biz mameyi getirmemiz bir anlamı yok. Peki hocam, şimdi bu sayfayı boşaltalım. Tekrar sayfayı güzel bir temizleyelim şöyle güzel bir şekilde. Kalemle hop 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 gördüğünüz gibi. Mükemmel bir şekilde sürüyorum. Silgimiz gerçekten çılgın bir silgi. Şimdi başka bir cümle yazıyorum. Bu sefer sizlerle beraber hem yüklemi bulacağız hem de Filmsi bulacağız. Ben Furkan Taha Yeşilyurt. LGS Türkiye birincisi oldum ve Robert Koleji'ne gideceğim. Peki LGS hazırlık sürecinde sen nasıl hazırlandın? Ben sadece Tonguç dershaneye gittim. Ne özel ders aldım ne de gerçek bir dershaneye gittim. Okuldan zaten 5'e kadar sürüyordu. 5'ten sonra da geliyordum. Tonguç dershaneden denemelerimi çözüyordum. Konulara bakıyordum. Sonra uyuyordum. Öğrenciler e, şu anda... Dikkatlice yazıyorum tekrar dikkatlice iyi güzel yazamadım. Dersi. Böyle bir cümle olur mu arkadaşlar? Olmaz. Niye? Bu cümlenin yükleme eksik. Bu cümlenin lokomotif eksik. Dikkatçe bir dersi dinliyor deyince cümlenin yüklemi oluştu. Şimdi ben bu cümleye dinliyor kelimesini koyduğumda nasıl rahatladıysanız. Diğer cümlelerde bu şekilde yüklemi bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bulamazsanız yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mameki alanlara bakarak filmsi bulamazsınız. Şimdi biz kendi sayfamıza geri dönelim. Hatta burada boş sayfaya bir geri geleyim tekrar. Ha. Şimdi bir cümle daha yazıyorum. Öğrencilerden dersi dinleyenler dinleyenler konuyu anlamak anlamaya diyelim. Böyle bir cümle olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü bu cümlenin de yok. Konuyu anlamaya diyelim ki baş ladılar diyelim. bağışladılar Bakın lokomotifi kırmızı renk yazdım. Bu nasıl yüklemse, lokomotifse bu da yüklem. Şimdi yüklem gelince cümle rahatladı mı? Rahatladı. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mahmeke alanlara bakacaktık. Bundan maviyle gösterelim. Öğrencilerden mahmeke almıyor. Ders almıyor ama dinleyenler, dinlemeyenler olabiliyor. Konuyu olmuyor. Anlamaya, anlamamaya olabiliyor. İşte burada arkadaşlar yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mahmeke alabilenler, dinleyenler, dinlemeyenler anlamaya anlamamaya diye bildiklerimiz bunlar fiilimsi oluyor arkadaşlar. Şimdi sayfamıza geri dönelim. Normal kitabımızdaki sayfaya geri dönelim. Şimdi diyor ki hocam fiilimsi ile fiilin fiilmsi farkı nedir? İkisi birbirine çok benziyor falan dedi. Şimdi biz yeniden bakalım bakın buraya. Şimdi çıkacak kelimesi yüklem. Gelecek gelmeyecek kelimesi fiilimsi. Gelecek kelimesi yüklem. Başka da fiilimsi yok burada. Zaten mamek alabilen kelime yok. Şimdi aşağı inelim. Şu kutuya demiş ki. Fiilimsi fiillerden türeyerek cümle içinde isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Nasıl bulunur diyor. Biz nasıl bulunduğuna bakalım. Önce yüklemi bulacağız yani lokomotif bulacağız. Sonra mame ile olmuş yapılabilen sözcüklere dikkat et diyor. Sorulanları daha iyi anlamak için hepimiz dersi dinliyorduk. Dinliyorduk yüklem. Sonra sorulanlar sorulmayanlar. Anlamak anlamamak bu kelimeler mame alabildiği için fiilimsi oluyor. Biraz daha aşağı inelim. Tonguç bugün eve geldi. Bak bu cümlede fiilimsi yok. Bu cümlede fiilimsi yok. Niye? Geldi yüklem. Başka da mame alabilen bir şey yok. Tonguç eve yürüyerek geldi dediğimizde yürüyerek yürümeyerek diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu fiilimsi. Mesela şuraya bakalım. Tonguç eve geldi. Çantasını yere bıraktı bak. Burada da bir yüklem var. Birinci yüklem. Eve bıraktı. Yere bıraktı. Bu da ikinci yüklem. Yani cümlede iki yüklem var. Buna dikkat edelim. Yani sakın şöyle yapmayın. Bıraktı yüklem. Geldi gelmedi. Bu fiilimse dememeniz gerekiyor. Ama şöyle deseydi. Tonguç eve gelip çantasını yere bıraktı deseydi. Bıraktı yüklem oluyordu. Bu gelip gelmeyip diye mame alabiliyordu. Yani geldiğiyle gelmedi. Daha doğrusu geldi ile gelip arasındaki farkı görmeniz gerekiyor. Farkı göremezseniz ikisine de film silersiniz. Film siler, fiiller gibi böyle karizmatik değil. Cümleyi bitiremiyor. Bak Tonguç eve geldi dediğin zaman böyle bir cümle ama Tonguç eve gelip dediğimizde cümle gibi olmuyor. Hemen diğer sayfamıza geçelim hızlı bir şekilde. Tabii siz bu arada o az önce işlediğimiz sayfanın sandık soruları çözüyorsunuz. Şimdi filmlerde birincisi isim fiil var. Buradaki esprileri okuyacaksınız zaten. Ben hemen konudaki örneklere geçmek istiyorum. İsim fiil sayfasına geçmek istiyorum. Burada demiş ki tanım isim fiillere getirilen, isim fiiller fiillere getirilen maış mak eklerinden yapılıyor diyoruz. Bak Pencerenin açılması, açılmaması. Kitabı her okuyuşunda, okumayışında. Müzik dinlemek, dinlememek diyebiliyoruz. Bunların her biri fiilimsi ve fiilimsilerden de isim fiil. Neden? Çünkü mayışmak ekleri almış. Şimdi şuraya bakalım. Bak burada Tonguç bir soru sormuş. Dolma, sarma, uçurtma, yağış, kazma bunlar isim fiil değil mi hocam? Değil. Niye? Çünkü artık dolmama, sarmama, uçurtmama, yağışmama yani yağmayış, kazmama diyemiyoruz. Yani hani dondurmama mesela dondurmama diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Dondurma artık bildiğimiz ne olmuş? Ice cream olmuş yani bitmiş gitmiş. Mesela zemin futbol oynamaya müsait de dediğimizde oynamaya oynamamaya diyebiliyoruz. Bu bir filmsi. Kendinden yaşça büyükler futbol oynama. Ezilirsin dediğimizde bu ise oynama diye emir veren bir fiil. Yine sağ taraftaki soruları yapacağız. Ben hemen sıfat fiile geçmek istiyorum. Sıfat fiillerdeki mantık da şu. ...mezar dikecekmiş ya da anası mezar dikecekmiş eklerini alması gerekiyor. İsterseniz önce tanıma bakalım, sonra uyarılara bakalım arkadaşlar. Şimdi tanımız ne? Yine e, fiilimsi bulmak için önce yüklemi buluyoruz. Sonra geriye kalanlardan mameyki alanlara bakıyoruz. Bir de eğer mameyki alabilen kelimeler... ...yani fiilimsi olan kelimeler... ...an, esi, mez, ardik, ecekmiş eklerinden birini aldıysa sıfat fiil oluyor. Görünmez, görünür kazalar. Koşar adım, koşmaz adım. Fırından yeni çıkmış börek, çıkmamış börek diyebiliyoruz. Dolayısıyla görünmez, koşar, çıkmış kelimeleri mamey kalabildiği için bunlar fiilimsi oluyorlar ve sıfat fiil oluyorlar. Ama aynı şekilde hani isim fiillerde vardı ya kazma, dondurma, sarma onlar mamey kalamayınca artık isim oluyordu. Burada da dolmuş, dolmuş, işte ne bileyim çağlayan, döner, yazar gibi kelimeler artık sıfat fileklerini almış olsalar bile artık kalıcı isim olmuşlar. Çünkü Mami 2 alamıyorlar. Arkadaşlar videonuzu balla bölüyorum ama size çok güzel bir haberim var. Sıfırdan 8'e hazırlık setine sahip olan arkadaşlarımız Tonguç Dershanede %25 indirim hakkı kazanıyor. İndirime ulaşmak da çok kolay. Setin arkasında bulunan bu bölümü kazıdığınızda bir koda ulaşıyorsunuz. Bu kodu Tonguç Dershanede ödeme adımlarında indirim kodu yazan yere girerek Tonguç Dershanede %25 indirimin sahibi oluyorsunuz. Hepinize iyi dersler. Şimdi biraz yukarı çıkalım. Yukarıdaki esprileri inceleyelim. Diyor ki sıfat fiil olan mezar dikecekmiş eklerini kipekleriyle ekleriyle karıştırmayınız diyor bak. Kırılacak eşyalar dikkatçe taşıdı. Taşıdı yüklem. Kırılacak kırılmayacak sıfat fiil. Dikkat etmezsen kutunun içine gider kırılacak. Bak bu direkt yüklem. Yani bu fiil. Dolayısıyla biz buna fiilimsi diyemeyiz. Buradaki de buradaki de birbirinden farklı kelimeler. Mesela şuraya bakalım. Sıfat fiiller sıfat tanımlaması kurabiliyor. Gökyüzündeki parlayan yıldızları izliyordu. Bak yıldızlar isim. Parlayan onun sıfatı. Parlayan yıldızlar dediğimizde de bir sıfat tanıması oluyor. Ve sıfat tanımasının sıfatı da bir sıfat fiil. Parlayan, parlamayan yıldızlar. Şimdi aşağı inelim birazcık tekrar. Aşağıdaki sağ kutuya bakalım. Diyor ki, aşağıdaki kutuya bakalım. Fiil kök ve gövdelerinden türeyerek sıfat görevinde kullanılan her sözcük sıfat fiil değildir diyor. Mesela bak, yırtıcı kuşlar var. Yırtmaktan yırtıcı. Ama bu mame iki alamadığı için sıfat fiil olmuyor. Ama ötüşen kuşlar dediğimizde bu ötüşmek fiil, ötüşen sıfat fiil ve ötüşmeyen diyebiliyoruz. Yani sıfat fiil eki almış. Şimdi dolayısıyla boy sayfamıza tekrar geri dönecek olursak arkadaşlar, Boy sayfamıza şöyle bir daha dönelim sıfat fiilisi boy sayfaya. Ha. Burayı şöyle güzel bir silelim. Şimdi demiştik ki ne yapıyorduk? Önce yüklemi buluyorduk. Sonra yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mame 2 alabilenlere dikkat ediyorduk. Mesela buradaki örneği silmeyeyim hatta. Başladılar yüklem. Dinleyenler, dinlemeyenler fiilimsi anlamaya anlamamaya fiilimsi. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Bakın bunun şöyle renkli kalemle göstermek istiyorum. Dinleyen en eki aldığı için bakın şu en eki aldığı için bu an esi mezar dikecekmişlerdi ki sıfat fiil oluyor. Anlamaya ma eki aldığı için mayışmaktaki isim fiil oluyor. Dolayısıyla fiilimsi nasıl buluyoruz? Bak bir önce yüklemi bul. Ardından ma me alanlara bak. Ma me eki alan kelimeleri bulduktan sonra bir mayışmak ekini aldıysa isim fiildir. Anası mezar dikecekmiş ikini aldıysa sıfat fiildir. Peki bir tane daha var zarf fiil bir de ona bakalım şimdi. Hemen aşağı inelim tekrar kitabımıza geri dönelim. Sizler tabii kitabımızın sağ tarafındaki ödevlerinizi yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İsim fiili bitirmiştik mayışmaklar. Sıfat fiili bitirdik anası mezar dikecekmişler. Şimdi geldik zarf fiili. Hocam zarf fiiller cümleye zaman ve durum anlamları katıyor değil mi diyor. Bakalım okula yürüyerek gitti. Nasıl gitti yürüyerek bak yürüyerek zarf fiil ve nasıl sorusuna cevap veriyor. Peki hocam bunun zarf fiil olduğunu nereden biliyorsunuz? E, yürümeyerek diyebiliyorsun. Erek eki almış. Konuşurken dikkatli ol. Ne zaman? Konuşurken. Bak bu da ne zaman sorusuna cevap veriyor. Ve yine bu da konuşmazken diyebiliyoruz. Bak girip girmeyip, binerek binmeyerek, çıkarken çıkmazken, görünce görmeyince, şaşırarak şaşırmayarak, işte bakınıp bakınmayı. Bunların her biri zarf fiil, bunların her biri fiilimsi. Bunların her biri neden fiilimsi? Çünkü mameyi alabiliyor. Bunların her biri neden zarf fiil? Çünkü cümleyi zaman veya durum bakımından tamlayan. nasıl ya da ne zaman sorusuna cevap veriyor. Şimdi aşağı inelim. Şu zarf fiil kısmına gelelim. Zarf fiiller fiillere getirilen Asiye Maden Dağı'nda ip ince iken dıkça ırmez maksimum... Farklı farklı kodlamalar da var. İşte Maden Dağı'nda ince Asiye ip arakladıkça falan diye. Bunlara hiç takılmanız gerek yok arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey şu. Yüklemi buluyorsunuz. indi, yedi, azaldı, anlattı, anlattı gibi. Sonra geriye kalan kelimelerden mameki alanlara bakıyorduk ya. İşte mahmiki alanlar eğer cümleye ne zaman yani zaman, nasıl yani durum anlamı katıyorsa zarfil oluyor. Çocuklar bahçe indi nasıl? Koşa koşa. Durum anlamı katmış. Annesinin yaptığı yemekleri yedi. Nasıl? Doyasıya yedi. Durum anlamı katmış. Teknolojik ürünler çıkalı kitaba ilgi azaldı. Ne zaman? Teknolojik ürünler çıkalı. Ne zaman sorusuna cevap vermiş. Öğretmen masasından kalkıp konuyu detaylı anlattı kalkıp anlattı yani. Yaşadıklarını gülerek anlattı. Nasıl anlattı? Gülerek anlattı. Dolayısıyla koşa koşa, doyasıya, çıkalı, kalkıp, gülerek kelimeleri zarf ile kalmış ve Cümleye zaman ya da durum anlamı katmış. Genel yüzdelik dilim olarak 0.7, yüzdelik dilim yaptım ve puanım da 481. Peki Nehir bu süreçte Tonguç'tan nasıl faydalandın? Tonguç'un en çok kitaplarından faydalandım ve özellikle paragrafon serisi çok hoşuma gitti. BGS'ye çalışmanın başlarında bana çok faydası olduğunu düşünüyorum bu kitapların. Peki Türkçedeki netlerini soralım, bakalım faydalı olmuş mu? Türkçe full tabii ki. Oo Türkçe full, tebrik ediyoruz seni. Bazı sözcükler fiil gibi görünebilir ayırt etmek <laughs> gerekir diyor mesela. Kitap okumadan aldığım keyif hiçbir şeyden almıyorum kitap okumaktan aldım demek istiyor esasında. Yani kitap okumadan aldım derken kitap okumaktan, kitap okuma eyleminden demek istiyor. Ama burada geceleri kitap okumadan uyuyamazdı. Yani nasıl uyuyamazdı? Gece kitap okumadan uyuyamaz diyor. Bu nasıl sorusuna cevap verdiği için, durum anlamı kattığı için zarf oluyor. Bir de bak şarkı söylerken söylemezken diyebiliyorsun. Fiilimsinin birinci kuralı neydi? Mameyi alabilmesi. Ama hastayken hastamazken diyemiyorsun. Mameyi alamıyor. O yüzden bunlar fiilimsi değil. Yine buradaki sağ taraftaki soruları da çözeceğiz. Şöyle inelim kitabımıza aşağı bakalım. Ödülü soruya gelmişiz. Ben şimdi tekrar en boy sayfaya tekrar gelmek istiyorum özetlemek adına. Sonrasında da dersimizi bitiriyoruz. Sizler de soruları çözüyorsunuz. Şimdi bir yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? Yüklemi yani dersimizin başında söylediğimiz lokomotifi bulmamız gerekiyor. Değil mi? Lokomotif olmadan tren gitmez. Yüklem olmadan cümle olmaz. İki yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakacaksın. Yani gelen gelmeyen olumsuz yapılabilenlere bak. Yapılabilenlere bak. Sonrasında sonrasında filmsinin çeşidini bulmak için ise 3 isim fiilse ma ış mak yapmaklarından birini alıyorum. Sıfat fiilse yani ortaçsa an esi mez ar dik ecek Miş yapım eklerinden birini alıyor. Zarf fiil ise geriye kalan ekleri alıyor. Yani yükleme sorulan ne zaman veya nasıl sorularına cevap veriyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Yapmanız gereken kurallar bu. Şimdi bir tane de boş sayfada bir kez daha uygulama göstereyim. Hatta boş sayfa değil de şöyle ince kalemle yazalım. Kalemimizi inceltelim, siyah geçelim. Şöyle bir örnek yazıyorum. Bunu hep beraber bulmaya çalışalım mesela. Zaten ödülü soruyu da yapacaksınız ama. Mesela e, şöyle yazıyorum bakalım. Kalemimize geçelim. Siyah geçtik ince kalemi seçtik. Tamam. Şöyle yazıyorum. G yazdık. Gelenlerin gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı çıkıp cam ee, dışarı çıkıp e, ee, sokaktakilere sokaktakilere bakması böyle bir cümle olur mu arkadaşlar? Olmaz hocam. Neden? Çünkü cümlenin lokomotifi yok. Yani yüklemi yok. Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı çıkıp sokaktakilere bakması olmaz. Bakması gerekiyordu diyelim. Bakın şimdi şu yüklemi de kırmızıyla yazalım gene. Bakması gerekiyor diyelim şöyle pardon. Gerekiyor diyelim. Şimdi gerekiyordu yüklemimiz, lokomotifimiz. Önce lokomotifi buluyoruz. Bakın zor bir cümle yazdım arkadaşlar. Dersimizin sonra zor bir cümle yazalım. Bunu bulduktan sonra, yüklem bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mame iki alanlara bakıyoruz. Hep beraber yapalım. Gelenlerin, bakalım gelmeyenlerin. Kim olduğunu, olmadığını. Anlamak, anlamamak. İsteyince, istemeyince. Çıkıp, çıkmayıp. Bakması, bakmaması. Bunların her biri arkadaşlar film oluyor. Peki hocam çeşitini nasıl bileceğiz? Bak. An, esi, mezar dikecekmişler sıfat fiil. An, en. ''dık'' dikecekmişteki. Sonra başka var mı? Başka yok. Diğerleri isim fiil. Niye? Şu mayışmak bak bu da ma. Şunlarda ıpeki alanlar ve ince alanlarda alanlar da zarf fiil oluyor. Bu kadar basit. Tabi bununla alakalı hem kitabımızdaki soruları çözmeniz lazım hem de milletin Bakanlığı'nın örnek sorularına bakarak hem de geçmiş yıllardaki çıkmış sorulardaki örneklere bakarak konuyu güzel bir şekilde bitireceksiniz. Hadi bakalım. Şimdiden hepinize başarılar arkadaşlar. Gümür gümür geliyoruz. Hadi bakalım.